Zotero programı bildiğiniz gibi akademik yazımda, tez yazımı, kitap yazımı, makale yazımı, akademisyenlerin, araştırmacıların işlerini kolaylaştıran bir program. Bir referans kütüphane programı olarak hizmet veriyor ki kitapların PDF olarak tam metinlerini de ekleyip kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda pratik, kullanışı kolay, zamandan tasarruf sağlayan bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Ki makale yazarken değişik stiller kullanabiliyoruz. Yani metin altında, sayfa altında dipnotlu bir sistemi kullanabildiğimiz gibi metin içerisindeki bir APA sistemini de yaygın olarak kullanıyoruz. Bazı durumlarda araştırmacılarımız, yazarlarımız bu ikisi arasında geçiş yapmayı da istiyor olabilirler. Yani APA ile oluşturdukları bir metni dipnot sisteme ya da dipnot sistem olarak girmiş oldukları bir yazıyı APA sistemine dönüştürmek isteyebilirler. Bu nerede gerekli olabilir? Diyelim ki elinizde bir makale çalışması var. Makaleyi tamamladınız ama dipnotlu sistem üzerinden tamamladınız. Yani sayfanın metin altında dipnotlar görünüyor. Üstte ise dipnot ya da referans vereceğiniz yerlerde bir rakam söz konusu. Buna biz dipnot sistem adını veriyoruz. Bu tarzda bir makale yazdınız ama makalenin son çıktısını APA olarak almak istiyorsunuz. Çünkü göndereceğiniz yayıncı ya da makale editörü, dergi editörü sizden APA sistemiyle bir yazı istiyor olabilir. Bu durumda da değiştirmek gerekebilir. Bazen yazarlarımız bu tip değişikliklere ihtiyaç duyabilir. Bu videomuzda sizlere Zotero üzerinde yazılmış bir metni, yani APA olarak yazılmış bir metni dipnotlu sisteme, dipnotlu sistemde yazılmış bir metni de APA sistemine dönüştürebilmek mümkün mü? Bununla ilgili bir kaydımız olacak. Şimdi hep birlikte başlayalım değerli arkadaşlar. Ben de Zotero uygulaması şu anda açık. Zaten ekranda gördüğünüz uygulama Zotero'nun ekranı. 4 tane, 5 tane de kitap eklemiş oldum referans olarak sizlere örnek olması için. Özellikle ilahiyat araştırmalarında araştırma yapan bazı arkadaşlarımız isnat şablonunu kullanıyor değerli arkadaşlar. İsnat şablonunun da iki versiyonu mevcut. Bu Zotero şablonunu indirdiğinizde klasör içerisinde bildiğiniz gibi şu anda o klasör açık bende. Bu alttaki isnat dipnotlu dediğim bildiğimiz klasik sistemdir. Yani metin üstte dipnotun sayfanın altında ise dipnotları verdiğimiz bildiğimiz dipnotlu sistemdir. İsnat metin içi dediği de APA sistemidir. Eğer ikisi arasında bir dönüşüm yapmak istiyorsanız, isnat içinde bir dönüşüm istiyorsanız bu durumda her ikisine yüklemeniz gerekir ki birinden diğerine geçiş yapabilirsiniz. İkinci bir yöntem de değerli arkadaşlar, zaten isnat şablonu aslında temel itibariyle Chicago versiyonunu esas alır. Yani Chicago yazı stilinin güncel versiyonunu bir anlamda dönüştürülmüş ve uyarlanmış biçimidir. Not dipnotlu olarak verilen şey Chicago'nun full note sürümüdür. Yani full note sürümünü kullanırsanız benzer şekilde sayfanın altında dipnot verecektir. Ama tabii ki isnat sürümünü kullanırsanız isnat ile gelen bazı yenilikleri, güncellemeleri, özellikle ilahiyat alanına has bazı özellikleri ve nitelikleri de kullanabilirsiniz. Isnat metin içi ise bildiğimiz Chicago'nun APA versiyonudur. Yani author date olarak metin içerisinde açıklaması mevcuttur. Yani metin içerisinde yazar ve tarih, arkasında da sayfa numarasını verir. Daha sonra da bunu referanslar kısmına da ekler metnin sonuna veya istediğiniz yere. Eğer siz Chicago içerisinde APA'dan dipnotluya, dipnotludan Chicago'ya geçmek istiyorsanız, yani APA'ya geçmek istiyorsanız bu durumda şu anda ekranda açık olan isnadın hem dipnotlu hem de isnat metin içi sürümünü kullanacağız değerli arkadaşlar. Şimdi ben öncelikle bir metin açayım. Şöyle bir metin var. Rastgele oluşturulmuş metin. Metinde herhangi bir anlam ve mana aramayın. Dipnotları verirken de rastgele verilecektir. Dolayısıyla bu referanslarda bu bilgi var mı diye de bakmayın. Öylesine rastgele seçilmiştir. Sadece bunun kullanımını göstermeye yönelik bir gaye yönelik olarak metni ben oluşturdum. Şimdi elimizde böyle bir metin var. Biz bu metinde Zotero kullanarak dipnotlu metin sistemini kullanacağız değerli arkadaşlar. Yani bildiğimiz klasik yöntemde dipnotlu olarak dipnot vereceğiz sayfanın altına. Sonra bunu APA'ya dönüştüreceğiz. Şimdi bunun için bildiğiniz gibi Zotero'ya geliyoruz. Dipnot ekle diyoruz. Buraya sosyal bilimlerin mantığı veya bilgi konusunu girmiş olalım. Referansı ekle dedik. Şurada dikkat ederseniz biraz önce bahsettiğim kısım buydu aslında. Chicago'nun eğer author date seçeneğini seçerseniz bu APA versiyonudur. Chicago full net'i seçerseniz de bu da dipnotlu versiyonudur. İsnat ise bunun uyarlanmış biçimidir değerli arkadaşlar. Orijinal yazı stilleri bunlardır. Bunların uyarlanmış ve kişiselleştirilmiş biçimleri isnat şablonu içerisinde bizlere sunulmuştur. Ben sizlere isnat şablonu üzerinden anlatayım isterseniz. Şimdi dipnotlu sürümü için biz bu stil olarak dipnotlu sürümünü seçtik değerli arkadaşlar. Dikkat ederseniz hemen buraya bir rakam geldi. Şimdi burada bilgi dediğimiz zaman
ilgi konusu dinsel bilgi sorunu diye bir makalemiz vardı, kitap eklemiştik. Onun diyelim ki 25. sayfası olsun. Şimdi tıkladığımız zaman dikkat ederseniz buraya dipnotu, sayfanın altına da referansımızı eklemiş oldu. Bildiğimiz klasik dipnotlu sistemdir. Gelelim şu sosyal bilimler kısmına da, buraya da bir dipnot verelim. Benzer şekilde pratikleştirelim arkadaşlar. Sosyal dedik. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknik sosyal bilimlerin mantığı üzerine, bu olsun. Burada da yine diyelim ki 34. sayfa olsun. İkinci dipnotumuzu da eklemiş olduk değerli arkadaşlar. Şu anda Chicago Full Note ya da İsnad'ın dipnot sistemini kullanarak referans veriyorum. Yani isnat sistemi kişiselleştirmiş bir sistem dediğim gibi. Gelelim şuraya bir dipnot daha verelim arkadaşlar. Burada tez yazımı ile ilgili bir şey olsun. Tez dedik. Şimdi tez yazım kuralları diye geldi. Evet, bunu da eklemiş olduk. Dikkat ederseniz dipnotlarımız oluşuyor. Bir tane de son kısmı ekleyeyim örnek olarak. Sonra da bu işi tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi dipnotlu sistemde bir metin oluşturduk. Bu metne de dipnotları dipnot olarak vermiş olduk. Yani üstte metin, bildiğimiz klasik sistemde rakam, arkasında dipnotu var. Buna biz isnadın dipnotlu sistemi diyoruz ya da Chicago Full Note sürümüdür değerli arkadaşlar. Diyelim ki siz makaleyi bu şekilde oluşturdunuz ama yayıncı ya da dergi editörü sizden bunun APA sürümünü istiyor. Diyor ki makaleyi bize APA olarak göndereceksiniz. Peki bunu tekrar biz APA'ya çevirebilir miyiz? Yoksa yeniden mi yazmalıyız? Zotero böyle bir şey imkanı veriyor mu? Veriyor değerli arkadaşlar. Burada bunu APA sistemine kolaylıkla dönüştürebilmeniz mümkün. Bunun için şurada Zotero sekmesine tıklıyorsunuz. Document Reference diye bir seçenek var. Yani belge seçenekleri anlamına gelen bir ifade. Burada şimdi dikkat ederseniz biraz önce demiştim ki isnadın hem dipnot hem de metin içini yükleyin. Eğer APA'ya geçiş yapmayı düşünüyorsanız isnat içinde ya da Chicago için düşünüyorsanız Chicago'nun author Date APA sistemidir ya da Full Note dipnotlu sistemidir. Eğer ASA sistemi diye bir sistem var, onu kullanmak istiyorsanız da bu stili seçmek gerekiyor. Eğer siz burada yazıyı APA'ya çevirmeyi düşünüyorsanız, ki biz isnat üzerinden gidelim. Şimdi şurada buna tıklayalım. Okey dediğimiz an. Ha bir de şunu görelim arkadaşlar, onu dönüştürmeden önce. Şuraya bir kaynakçamızı oluşturalım. Hemen şuradan bir add bibliografi dedim. Bakın kaynakçamızı da oluşturmuş oldu. Bildiğimiz isnat Full Note sorumluyla oluşturulmuş bir kaynakça bu. Şimdi biz bunu APA'ya çevirelim. Değerli arkadaşlar yine document seçeneklerine geldik. Buradan metin içi sekmesine tıklıyoruz. Üzerine tıklayıp da onayladığımız andan itibaren şu anda metnimiz APA sistemine çevrilmiş oldu. Hatta şunu da yenile diyerek de şu referanslarda kaynakları da yenilemiş oluruz. Şimdi dikkat ederseniz artık metin altından bizim kaynaklarımız gitti, dipnotlarımız yok. Bunun yerine dipnotların bulunduğu yere yazar adı, tarih yani author date dediği oydu zaten ve sayfa numarasını belirten ifade geldi. Kaynakça ise APA sistemine göre oluşturulmuş oldu. Şimdi bunu tekrar eski sisteme çevirmek için de yani dipnotlu APA ile yazılmış bir metni, Zotero üzerinde APA ile yazılmış bir metni yeniden dipnotlu sisteme çevirmek isterseniz de burada şu dipnot seçmesine tıklayıp tekrar üzerine gelmeniz yeterli. Dikkat ederseniz yeniden dipnotlu sisteme geçmiş oldu. Benzerini bu tabii ki isnat içerisindeki bir güncellemeydi. Derseniz Chicago'nun, bakın burada mesela Chicago Author Date'i de kullanarak aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dikkat ederseniz aynı işlemi gerçekleştirmiş oldu. Zaten bu videonun başında da ifade ettiğim gibi Zotero'nun isnat şablonu Chicago yazı stilinin uyarlanmış biçimidir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla onları kullanarak bu ikisi arasında çok rahatlıkla geçiş yapabilirsiniz. APA'yla yazılmış bir metni dipnotlu sisteme, dipnotlu sistemle yazılmış bir metni de APA'ya Zotero üzerinden kolaylıkla dönüştürebilmeniz mümkün. Peki ASA'ya dönüştürebilir misiniz? Bakın burada ASA sistemi de var. Bir de ona tıklarım değerli arkadaşlar. Şu anda ASA sistemiyle dönüştürmüş oldu. Kaynaklarımız ASA formatında belirlenmiş oldu. Biz bunu yine eski sisteme yana neye APA sistemine çevirip orada bırakalım değerli arkadaşlar. Şu anda APA olarak kalmış oldu. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi Zotero'da APA ile ya da dipnot sistemine yazılmış bir metni birbirine dönüştürebilmeniz mümkün. Herhangi bir ilave işlem yapmaya gerek yok. Topyekun metni isterseniz APA sistemine ya da dipnot sisteme rahatlıkla dönüştürüp kullanabilirsiniz. Bir başka videoda bir başka konuyla sizlerle yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın. Bu konularla ilgili kafanıza takılan konuları ya da soruları videomuzun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım değerli arkadaşlar. Hoşçakalın.